önce istifa sonrasında yaptığınız toplantı? Ben başkanlardan özellikle rica ettim çarşamba günkü toplantıdan sonra. Yandan çekilince de fena çıkmıyorum yani. İlle de kameraya bakmam gerekmiyor yani. İkaz etmenize gerek yok. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Başkanlardan özellikle rica ettim. Çünkü yani çok enteresan bir süreçten geçiyoruz. Yani almış olduğunuz herhangi bir kararı, söylemiş olduğunuz herhangi bir söz sizin, daha doğrusu kullandığınız kelimenin ifade etmiş olduğu anlam şeklinde değil de insanların kendi kafalarında ürettikleri düşünceyle bütünleştirip kamuoyuna servis ediyorlar. Onun için bir yanlış anlaşılma olmasın diye bütün başkanlardan rica ettim. Yani İstanbul'da olan başkanlardan, gelebilecek başkanlardan bugünkü toplantıya birlikte gidelim diye. İyi de olmuş. Başkan, samimiyet dayanarak soruyorum. Bugün böyle bir şey bekliyor hayır, muydunuz? Hayır. Kesinlikle hayır. Toplantı başladı ama toplantı başladığı anda ben onu hissettim. Yani bir normal bir atmosfer yoktu. Hemen giriş konuşmasını yaptıktan sonra naklen yayından alakalı olarak yapmış olduğu toplantılarla alakalı olarak Sayın Nihat Özdemir bizleri bilgilendirdi ve hemen akabinde istifa ettiğini ve olağanüstü genel kurula kadar olan süreci As Başkan Sayın Servet Yardımcı'nın götüreceğini ifade ettiler. Yani gelişmeler bundan ibaret. Tahmin ediyorum ki yani siz bizden daha önce duydunuz. Çünkü biz daha içerideyken bize düşmeye başladı. Aynı şekilde başkanı biz de içeriden hani teyit etmeye çalıştık. Çünkü bu haberler geldi ama bir taraf toplantı oluyor bir taraftan. Sonrasında tabii ki resmi açıklama da geldi. Hı-hı. Sonrasında... İşte söylediğim gibi biz daha sonra kendi aramızda bir kere uzun süre naklen yayından alakalı gelmiş olduğumuz süreci tartıştık. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ayrıldılar. Nasıl bir yol izlememiz konusunda naklen yayından alakalı olarak nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda kendi aramızda tartışıp 2-3 alternatifli bir karar birliğine vardık ve daha sonra tekrar federasyon yani şu andaki vekaleten federasyon başkanlığına, federasyon yönetim kuruluna başkanlık yapan Servet Bey ve yönetim kurulu üyeleriyle tekrar bir araya geldik. Düşüncelerimizi ve görüşlerimizi kendilerine aktardık. Servet Bey'in ve bazı yönetim kurulu üyesi arkadaşların söylediğinden de anladığımız kadarıyla önümüzdeki bir ay, bir ya da iki ay içerisinde bir olağanüstü genel kurula gidilecek. Başkanım, ihale sürecine geçeceğiz ama şunu da soracağım. Başka istifalar var mıydı içeride yani bu konuda federasyondan, yöneticilerden, yönetim kurulunda olanlardan? Yok. Yani bizim tanık olduğumuz, bizim müşahede ettiğimiz öyle bir şey yok. Zaten normal bir toplantı yapıldı. Bilmiyorum, bu süreçle alakalı olarak daha doğrusu bu isimleri kimler gündeme getiriyor? İşte o isimleri gündeme getiren insanlara sormak lazım. Anladığımız kadarıyla yani sadece futbolu değil, bizi de demek ki yönetiyorlar ve yönlendiriyorlar. Yani böyle bir şey olduğu zaman ilk önce sizin yaptığınız gibi bir insanın kendisine yönetilir bu soru. Burada bir federasyon başkanı varken ve bir federasyon yönetimi ve yönetim kurulu görevdeyken, kanunun kendilerine tanımış olduğu bir süre varken bu şekilde ortaya çıkmak ne spor etiğiyle bağdaşır, ne spor ahlakıyla bağdaşır, ne de normal bir insan ahlakıyla bağdaşır. Görevi başındaki herkese saygı göstermemiz lazım diye ben defalarca söyledim. Eğer sıkıntılarımız varsa, sıkıntılarımız ve problemler çözümsüz boyuta ulaşıyorsa, eleştirilerle veya yönlendirmelerle veya karşılıklı görüş alışverişiyle bir noktaya gelemiyorsak, bunların çözüleceği yer genel kuruldur dedim. İfade edileceği yer genel kuruldur. Bunu dahi Ahmet Ağalı TFF'yi genel kurula davet etti, seçime davet etti şeklinde algılayan, daha doğrusu söylediğim gibi yani kelimenin ve cümlenin ifade ettiği anlam yerine farklı taraflara çekmek, bilmiyorum yani pek doğru bir bakış açısı değil, sağlıklı bir bakış açısı değil. Ve affedersiniz ya, yani Nihat Bey şurada istifa edeli bir saat olmuş,
Ben şunu söyleyeyim, çok açık net söyleyeyim. Ahmet Ağaoğlu'nun futbol aleminde bir faniye, Trabzonsporlu bir faniye Allah'ın bahşedeceği en güzel yerdeyim ben. En büyük yerdeyim, en onurlu yerdeyim. Orası da Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'dır. Sayın futbol Başkan. Alemi içerisinde, futbol dünya, Türk futbol dünyası içerisinde, futbol dünyası içerisinde ben şahsen gönüllü olarak Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nın ötesinde çok daha farklı bir mevkif, çok daha farklı bir bilmem ne peşinde olan bir insan değilim. Ben kulübüme hizmet etmek için futbolun içerisindeyim. Bunun böyle bilinmesinde de yarar var. Farklı hesapları olan insanlar varsa o hesabın peşinden gitsinler. O benim sorunum değil. Yayın ihalesi konusunda 3 seçenek üzerinde konuştuk dediniz. Bunun için de çok farklı, hani tıpkı başkan adaylığında yazıldığı gibi dışarıdan çok yazılanlar oluyor. Neler bu alternatifler, yollar neler? Şimdi şöyle söyleyeyim, o benim burada size ifade edebileceğim ve açıklayabileceğim şeyler değil bunlar. Bir de göz ardı etmeyelim lütfen. Konuyla alakalı olarak kanun Türkiye Futbol Federasyonu'na yetki veriyor. Biz sadece görüşlerimizi belirtiyoruz. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'na bu yapmış olduğumuz toplantılarda sıkıntıları, sakıncaları ve önerilerimizi ifade ediyoruz. Yoksa bu konuyla alakalı olarak açıklama yapma yetkisi de Türkiye Futbol Federasyonu'nda, ihale yetkisi de Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Yani kulüpler ne istiyor diyor. Şöyle sorsak, çözüm sürecini yakın görüyor musunuz başkanım? Yani bu süreç ne kadar daha sürer? Hani genel kurula kadar süreç tamamlanır. Yani şimdi genel kurula kadar tamamlanması lazım. Çünkü ikinci yayın dönemi başlıyor. Yani naklen yayını alacak olan kurum ya da kuruluş hangisi ise onun da bir hazırlık dönemi var. O hazırlık dönemini rahatlıkla yürütebilmesi için veya pazarını oluşturabilmesi için onun da çok ciddi bir süreye ihtiyacı var. Ben şahsım adına o sürenin daraldığını düşünüyorum. Yani bir an önce artık karar verilmek zorunda. Yasin az önce de ifade ettim. Yani ondan alakalı olarak ben bir şey söyleyemem ama görüşlerimizi federasyona ilettik biz. Sayın Başkan, dediğiniz gibi Nihat Bey'in istifası çok yeni ama Trabzonspor Başkanı olarak nasıl bir federasyon başkanı profili bekliyorsunuz? Yani nasıl bir profil olması lazım? Ya arkadaşlar, bunu söylemek için yani hem çok erken ve gerçekten çok hazırlıksızlık. Yani bugün ben böyle bir şeyin olacağını gerçekten tahmin etmiyordum. Yani o şu anda benim cevap verebileceğim bir şey değil. Gayet tabii ki yani federasyon başkanı gibi bir federasyon başkanına ihtiyacımız var diyebilirim ancak şu anda. Futbolun sorunları çok fazla. Birikmeye başladı. Ve hoş olmayan bir şekilde kamuoyunun gündemine oturdu ve kamuoyunda sürekli olarak tartışılıyor. Yani eminim ki ülkenin çok daha önemli sorunları var, çok daha büyük sıkıntıları var. Bir anda hepsinin önüne geçti. Dolayısıyla gelecek olan tabii ki Federasyon Başkanlığı ve Federasyon Yönetim Kurulu'nda yani ağır sorunlar bekliyor. Onun da işi kolay olmayacak. Allah kolaylık versin diyelim. Başkan, bir de Beşiktaş Kulübü'nün bir başvurusu oldu. Bugün yine haberleri düştü. Bu konuyla ilgili herhangi bir şey konuşuldu mu? Kural hatası konusu. Yok, hayır. Başkanım, son olarak ben de şunu merak ettiğim için soracağım. Kamuoyu da merak ediyordur. İstifa gerekçesi olarak sizlere bir açıklama yaptı mı? Hayır. Sadece teşekkür etti. Teşekkür etti. Hakkınızı helal edin dedi. Eğer benden yana dedi, ben de hakkımı dedi, helal ediyorum. Çok kısa bir konuşma yaptı. Zaten biz daha o şeyin şokunu yaşarken tekrar teşekkür etti. Servet Bey devam edecek dedi ve çıktı kendileri. Tekrar söylüyorum, yani saygı duymak lazım. Yani bir şey daha var ki gerçekten çok yoruldu. Yani Baya sıkıntılı bir süreç yaşadı kendileri. Baya sıkıntılı bir süreç yaşadılar. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Bu soğuk havada burada sizleri de beklettiğimiz için hepinizden özür diliyoruz. Çok teşekkürler. Gerçekten dayanılır gibi bir soğuk değil yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun başkanım.